Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto yatırımcıların özlediği bir haftalık açılış günündeyiz. Bitcoin yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk kez 40 binli seviyelerden işlem görüyor. Şimdi herkesin beklediği altcoin hareketleri var tabi. İlerleyen dakikalarda grafiklerle, verilerle bu konuyu biraz daha açacağım. Fakat özellikle Bitcoin tarafında ETF fiyatlamasının ikinci ayağı fiilen başlamış durumda. 2 hafta önce 38 bin üzeri fiyatlamalar çok makul olmaz ama Aralık ayı itibariyle özellikle Aralık'ın ortası itibariyle Bitcoin'de ikinci bir fiyatlama görmemiz gayet makul bir senaryo olur diye konuşuyorduk. Bir hafta 10 gün daha erken başlamış oldu bu durum. Tabii ki biz de bundan memnunuz. Yatırımları muhafaza ederek buradaki yükselişlerin keyfini çıkarmaya çalışacağız. Ama herkesin genellikle çoğunluğun yatırımının altcoin'lerde olduğunu biliyorum. Altcoin bazlı olarak fikirlerimi de dediğim gibi birazdan zaten e, aktarmış olacağım. Önce global tarafa kısaca bir değinelim. Yani kripto bu kadar yürümüşken buradaki bu başarıya globalden aslında gölge düşürmek istemiyorum. Ama önemli olan şey global gelişmelerdir. FOMO'ya kapılmamak için FED'i ve global para politikasını takibe devam etmemiz gerekiyor. Bugün itibariyle yatırımcılar 2024 yılında 5 faiz indirimi bekliyor ve bu faiz indirimlerinin ilkinin Mart ayında gerçekleşmesini bekliyorlar. Şimdi burada aklımızın bir köşesinde tutmamız gereken bir bilgi var dostlar. Eğer biz Şubat ortasına doğru yaklaşırken yani Fed'in o Mart toplantısına doğru yaklaşırken Fed tarafından faiz indiriminin uygulanacağına dair sözler, açıklamalar duymazsak ve gelecek olan veriler fedi faiz indirimine iten veriler olmazsa bu piyasalarda o dönemde kısa vadede satış getirecek olan bir gelişme olur. Çünkü bugün yatırımcılar 2024'ün Mart ayında %65 ihtimalle bir faiz indirimi bekliyor. Tam tersi senaryoda bu fiyatlanmanın geri alınması gerekir. Bu da piyasalarda kısa vadede satış baskısı oluşturur. Tabi önümüzde beklediğimiz bir boğa süreci var. Bu boğa sürecinin içinde illaki düzeltme hareketleri olacak. Soluksuz yukarı gidecek değil bu ürünler. Yani bu düzeltme hareketlerinden mesela bazılarını tetikleyecek olan gelişmelerden birisi bu. Dediğim gibi bugünkü yükselişlere bu önümüzdeki 1-2 aylık periyoda gölge düşürmesini istemiyorum. Sadece bu bilgiyi aklımızın bir köşesinde tutalım. Önümüzdeki haftalarda özellikle Ocak sonu itibariyle bu verileri daha sık konuşacağız. O döneme şimdiden bir not bırakmış olalım istiyorum. Piyasalardaki teknik duruma bakmamız gerekirse ise Bitcoin tarafında burada 38 binli seviyenin 37.500 bandının kırıldığını ve hızlı bir şekilde 42 binlere kadar geldiğimizi görüyoruz. Şimdi bu bulunduğumuz bölge teknik açıdan boşluk bir alan dostlar. Burada 45 bin 600 bin bandına kadar majör bir direnç alanı olmadığı kanaatindeyim ben. Geçmiş dönemde o Bitcoin'in ayı sezonuna girdiği dönemde 70 binlerden 15 binlere geldiği rotada bu bölgelerde de çok uzun süre takılmadı. Bu bölgelerde herhangi bir hacim toplanması da olmadı. Bundan dolayı çok ciddi maliyetlenmeler de olmadı. Yani hem grafik açısından hem on-chain tarafından bu bulunduğumuz alanda önümüzde bu kısa band içerisinde majör bir direnç alanı yok. 45.646 bin, bin seviyesi ise Bitcoin için burada majör bir direnç alanı olacaktır. Kırmış olduğu 37500 bin bandı ise artık bundan sonra destek konumunda. Mesela geçen hafta şöyle bir cümle kuruyordum. 35.800 seviyesi korunduğu sürece piyasada her şey pozitif. Şu anda bu yaptığı kırılımla beraber 37.500 38.000 desteği o 35.800'ün görevini üstlenmiş durumda. Majör destek alanı burada 37.500 38.000 bandı ve o bölge korunduğu sürece Bitcoin'de üst direnç bandı olan 45.600 seviyelere kadar devam eden bir hareket görmemiz mümkün olacaktır. Bu kadar geniş bir bantta olduğumuz için özellikle kaldıraçlı işlemlerde dikkatli olmak gerekiyor dostlar. Bazı dönemlerde ben de vadeli işlemler açıyorum. Opsiyon tarafında da, leverage tarafında da, futures tarafında da işlemler açıyorum. Ama bu bulunduğumuz dönemde bunu çok yapmamak gerekiyor. Mesela geçtiğimiz saatlerde altcoin'lerde kısa vadede bir satış mumu oluştu. Şimdi birazdan grafiğine de bakacağız. İşte o arada ne oldu? Yüksek kaldıraçla pozisyon alanlar tasfiye edildi. Burada yukarı giden bir trend var. Spotta yürüyen bitcoin var. Yürüyen altcoinler var. Sen gidip bu geniş bantta eğer kaldıraçlı işlemde paranı heba ediyorsan, lik oluyorsan, stop oluyorsan bu yükselişten faydalanamamış oluyorsun. O yüzden bu süreç dahilinde, bu geniş bantta bulunduğumuz süre dahilinde Kaldıraçlı işlemlere abanmadan spot pozisyonları korumak en makul seçenek olacaktır. Bu kadar büyük bir band içerisindeyken kaldıraçlı işlemler ekstra risk teşkil eder. Biz zaten güzel bir boğa sezonunun arefesindeyiz. E böyle bir dönemde de parayı çarçur etmemek gerekiyor. Sabırla, disiplinle pozisyonları muhafaza etmek gerekiyor. Bitcoin grafiği özelinde durumlar şimdilik böyle. Altcoin'ler tarafına baktığımızda ise dostlar şimdi burada benim size göstermek istediğim birkaç tane veri var. Aslında bunu Twitter üzerinden de paylaştım. Altcoin'ler dip bölgeden ortalama %50'lik bir yükseliş sergilemişti. Bu yaşanan hareketlerle beraber bu %65'leri görmüş oldu. Burada görmüş olduğunuz grafik total 2 grafiği. Yani altcoin'lerde bulunan paranın grafiği bu grafiğin içerisinde. Bitcoin yok. Bu grafiği Bitcoin grafiğiyle kıyasladığımızda ise ne kadar geri kaldığını görüyoruz. Aslında matematiksel olarak zaten bu Bitcoin dominansını gösteriyor. Altcoin'ler yürümüyor, Bitcoin yürüyor. İşte bu da Bitcoin dominansında yukarı yönlü böyle bir trendin oluşmasına neden oluyor. Buradan yapmamız gereken çıkarım şu dostlar. Bitcoin dominansında Major bir direnç alanına doğru adım adım yaklaşıyoruz. Burada oluşmuş olan bir trend var. Bu trend kırıldığında altcoin'ler Bitcoin'i yakalayacak. Hatta kuvvetle muhtemel ki Bitcoin'i katlayarak geçecekler. O yüzden altcoin tarafında eğer doğru projelere yani shitcoin olmayan projelere yatırım yapıldıysa coin'den coin'e atlamadan sabırla beklemek gerekiyor. Total 2 grafiği altcoinlerde henüz senkron yükseliş olmadığını bize gösteriyor. Yani para sadece altcoinler arasında yer değişiyor. İşte o para bitcoin'den altcoinlere aktığında ise altcoinlerin neredeyse tamamında senkron bir yükseliş yaşanacak. Bunun için teknik açıdan 732 milyar bandı önemli bir direnç alanı. Bu bölge geçildiğinde altcoinlerin tamamında Ortalama olarak %50'lik bir yükseliş beklenebilir. Bu hareketin de çok uzak olmadığı kanaatindeyim ben. Önümüzdeki kısa vadeli süreçte bu hareket gelecek diye tahmin ediyorum. Ortalama %50 diyorum ama altcoinlerin bazılarında çok daha seri, çok daha sert hareketler olacaktır. Hantal olanlar ise biraz da geriden gelecektir. Yani burada dipten de %50'lik bir yükseliş yaşadık. Ama buna rağmen altcoin'lerde 3x, 4x, bazılarında 10x, 15x gibi yükselişler oldu. Buradaki mantık ortalama yani ortalama olarak bir %50'lik yükseliş yani altcoin'lerde yine 2, 3x'lik bir performans göreceğimiz günler uzak değil. İşte bu yüzden diyorum ki kaldıraç tarafında parayı çerçöp etmemek gerekiyor. Sabırla elde tutulan ürünü muhafaza edip beklemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz bu dönemde dostlar bu grafikler karşısında gözlerini bozan, durmadan trade yapma ihtiyacı duyan, kendini tatmin etmeye çalışan insanlar para kaybedecek. Sabırla bekleyip ekranları kapatıp yatırımları koruyanlar ise güzel paralar kazanacak. Geçmiş tecrübelerimden bunu gördüm, bunu bilirim. Yine de aynıları yaşanacak, yine aynıları yaşanacak. O yüzden sabırlı bir şekilde beklemek gerekiyor. Bitcoin dominansı dediğimizde ise Bitcoin dominansı burada 56-58 bandına doğru ilerliyor. Bu bölgenin ben çok majör bir direnç alanı olduğunu düşünüyorum. Mesela Bitcoin 45 binli seviyelere kadar bir hareket sergilerse burada da dominans bu direnç alanına ulaşmış olur. Daha sonrasında ise buradaki bu yükseliş trendinin kırılımını kovalamak gerekecek. Yani buraya ulaşsın veya ulaşmasın bu trend kırıldığında altcoinlerde çok seri, çok sert hareketler görmeye başlayacağız. Bunun da çok uzak olmadığını düşünüyorum. Buna da az kaldı diye tahmin ediyorum. Hatta total 2 grafiğindeki kırılımlar ile buradaki kırılımlar aynı anda senkron bir şekilde gerçekleşebilir. Ve bunlar önümüzdeki 1-2 aylık süreçte tamamlana dahi bilir. Yani o kısa vadede iki aşamalı boğa trendi diyoruz ya. Onun ilk aşamasının agresif tarafını, o eksponansiyel trend tarafını önümüzdeki 1-2 aylık süreçte yaşayabiliriz. Her geçen gün altcoin'lerde daha iyi fırsatlar, daha iyi yükselişleri bekleyeceğimiz bir döneme girmiş durumdayız. Eksponansiyel demişken zaten Bitcoin tarafında da o göstermiş olduğum kanal fraktalinin artık burada kırılım yaptığını da görüyoruz. Daha önceki boğa sezonunda bu tarz bir kanalı kırdıktan sonra eksponansiyel bir yükselişe başlamıştı Bitcoin. Bunun benzeri bir fraktal yapısı var burada. Yine Bitcoin tarafında bu kırılımla beraber yukarı yönlü giden trendin başladığını, başlayabileceğini anlayabiliyoruz. Bu bugünden yarın olacak şeyler değil dostlar. Yani bugün kırdı, yarın ver elini yeni zirve öyle değil. Ama bu sürecin başladığını anlayabiliyoruz. Bu süreçte de altcoin'ler Yine geçmişte olduğu gibi Bitcoin'den daha iyi getiriler sağlayacaktır. Sadece coin'den coin'e atlamadan sabırla beklemek gerekiyor. Alt Altcoin'lerin genel olarak zaten senkron bir yükseliş yaşayacağını tahmin ettiğim için sepetimde olan alt altcoin'leri koruyorum. Böyle özellikle altcoin bazında inceleme yapmak da aslında çok önemli değil. Yani hepsinde senkron bir hareket bekliyoruz baktığınız zaman. Ama son dönemde bu Depin dediğimiz ve Internet of Things dediğimiz yapıların trendlerin yine hızlanmaya başladığını görüyorum. Bir hype var o alanda. Bu açıdan IOTX isimli ürün, IOTA'nın bir farklı e, tarzı bu da. E, radara alınabilir, bu bölgede destek alanını korumuş. Buradan %50'lik bir yükseliş de yapmış. Ama altcoin'lerde geri kalan ürünlerden birisi olmuş ve burada eğer senkron dediğimiz o top yekün yükseliş yaşanırsa üst direnç alanı burada 7 sentli seviyelere tekabül eder. Bu da bulunduğu alandan 2x üzeri bir getiriyi temsil eder. Bu tarz bir hareketin yaşanması mesela beni şaşırtmaz bu radara alınabilecek ürünlerden birisi diyebiliriz. GNS tarafında hala beklediğimiz hareket yok fakat GNS yürümeye başladığında çok hızlı ve seri şekilde 5.48'li seviyelere yukarı yönlük geçecektir diye düşünüyorum. 3.74'lü bant burada hala destek konumunda. Bunların yanı sıra Celestia rekor seviyelere uzandı ve bu bölgede artık yolun açık olsun diyoruz Celestia'ya. Yukarı yönlü devam eden trendi bekleyeceğiz. Burada e, grafik henüz oturmadığı için direnç alanlarını belirlemek çok kolay değil. O yüzden yukarı yönlü yeni ATH'lara doğru trendin devam etmesini bekliyoruz. Yeni ürünlerde özellikle bu tarz hareketler daha seri ve daha sert yaşanıyor. Bu üründe mesela bir yıl sonra kilit açılımı var ama önümüzdeki bir yılda da ciddi bir boğa trendi bekliyoruz. O yüzden bu ürünü değerlendirirken enflasyon açısından çok böyle rahatsız olduğum bir durum olmadı benim. 5.46'lı seviyelerden maliyetlenme fırsatı bulduk. Bu üründe de taşımaya devam ediyorum. Yeni zirvelere doğru gitmesini bekleyeceğiz. Diğer ürünlerin tamamında neredeyse sırasıyla zaten yükselişler oluyor. Shrapnel oyun projeleri arasında 0.16'lı seviyelerden değerlendirme imkanı bulduk. Bu da yine rekor alanlara doğru uzuyor ve yükselişini devam ettirmesini bekliyorum. Yani dediğim gibi altcoin'lerin spesifik olarak hangisine konsantre olmak gerekir dediğimizde çok öyle shitcoin peşinde koşmuyorsanız eğer e çok böyle konsantre olunması gereken ürünler de söz konusu değil. Sonuçta hepsinde yukarı yönlü hareketler bekliyoruz ama bu üzerine değindiğim projeler, benim daha iyi performans gö göstermesini beklediğim projeler Twitter üzerinden zaten sabit tweetimde uzun süre önce Temmuz ayında bu ürünleri paylaştığım bir flat da bir yazı da oldu. Bu ürünlere o yüzden konsantre olmaya devam edeceğim. Sizin elinizde hangi ürünler varsa onlarda da yukarı yönlü hareketlerin geleceği günler bence çok uzak değil dostlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.